zaman diyelim ki mesela herkesin eski sevgilisi çıktı karşısına, resimle çekildi. Ne oldu o zaman, aldatıyor mu olacak? Orada gülüşüne bile dikkat etmiş. Evet. Ben gülerek konuşamaz mıyım bak, yani? Bak ceketinin şey konmasını bilmem ne. Sen ne dedin? Yok dedim, benim ceket değil, yoktu doğru, yanımda. Yoktu. Bak resimde o karelere bile dikkat eden kim bilir daha nelere dikkat ya, etti. Tabii. Anlatabildim ya. Cekete bile akıl etmişler. Yani ceketlerde üst üste meğerse başka bak, bir... Ayakkabısının bilekliğinin aynı olduğunu yani, ona kadar ceketiydi. Kanıtlamışlar. Ama sen ne yapacaktın? Sen özrünü çok kötü diledin. Çok kırdım ve geç kalmış bir özür oldu bu şimdi. Bak ne dedi? Tavırları bahçede da koşacaktın. Bitirdi dedi. Sadece tavırların... fotoğraflar değil. O fotoğraf yine düşün. Fotoğrafla seni kınamazdı. Oturur konuşurdu ama senin tavırların. Ne oldu? Anlamıyor musun? Hiç umursamıyor gibi davrandı. Seviyorum yani, seni. Şuydu buydu. Hadi hani, kalıyorsan kal gidiyorsan git. Soğuk yani. Davrandın. Mücadele etmedin. Hani oturup da ya hayatım yanlış anlıyorsun lütfen işte ben yeğenimi getiririm, yaparım, inandırırım lütfen. Getirme gerek yok, kimse istemiyorum dedi zaten abla. Sen zaten şimdi bak, ne değişti Ayça? Sen niye soğuk davrandın? O oradan bir lafına kırıldın, hemen soğuk yaptın. Gurur yaptın. Ama yapmayacaktın. Dün hani Cansel'le konuştuğum ne demişti? Laflar üzerine oradaki dün hangi lafına bıraktın bir şey demişti. Düşünmüş. Ne? Erkekler evinde konuşmuş da Emre. Emre'yle burada gene kavga ettiler ya. Ayça'nın sert çıkışları. Ben ondan önce dedim ki aşk her şeyi affeder ama şu tavrını değiştirdiğin sürece dedim. Baktım gene sakin davranamadı. Gene bildiğini okudu. Yorar seni bu ilişki. Ben kabul edeceğini zannetmiyorum. Emre'yi de yorar yani, bilemiyorum ben. Teyzesi meyzesi geldi bak. Teyzesi bak dün özrünü bile kabul etmedi kadıncağız. Sürekli bir yanımda oturma dedi. Senin ya, olduğun yerden kalktı. İşin içine hiç çıkamaz Ayça, bir hal alır. Ayça işte sürekli. Evet. Şey yapsa biraz altın alsaydı. Ama alamaz. Onun yapısı o. Yapışı, evet. Ya, bu iş olmaz. Öyle ve yapacak hiçbir durum yok. Kızlar teyzesi yani masada katlanamadı. Kalktı bahçeye gitti. Kadıncağızın tansiyonu ilişkisi düşüyordu. Özürünü kabul etmedi. Evet. Zannetmiyorum. Bu iş olmaz. Ne kadar koşarsan koş kendini yorarsın. Aynen. İnşallah olur da yani tekrar eski aşkını geri kazanırsın olmaz, ama. Öyle bir şey olmaz. Geri gelse bile bu adamın sana güveni gitti. İşte benim tanıdığım Ayça, Emre orada tekken hazır kalkıp yanına giderdi. Aynen öyle. Ki bir süre parça gidecek zaten de Tankut konuşuyordu. Ki bir süre biz de yalnız bırakmaya gerçekten çalıştık gidecektim yani. Şurada Tankut anladın tuttu mı beni. Biz Serhan'la burada konuşuyorduk zaten. Emre bir süre orada yalnız başına durdu. Evet. Biz tamam, sonradan ben Tankut'la konuşup gidecektim. Tankut'la konuşuyorduk. Ya Tankut'u bırak ya. Ya Tankut'u bırak. Tankut'la ben Emre'nin yanına anlasın. Hayır kusura bakma de ben gidiyorum bahçeye. Tankut ne yani? Allah Allah. Her zaman Tankut'la sen konuşursun. Sen insanları çok mu önemsiyorsun Ayça? Allah aşkına bırak. Bir de o çocuk yani ilk defa tek başına bahçede oturdu. Aynen öyle. Şans aa, yani. Bırak ilk defa. Bak eve gidin. Ya da yanımıza beri gel. Yanımıza da gelebilirdin Emre yani. Tam çıktı. Erdem'in seni sevdiğini biliyorsun. Yani hadi benimle aran bozuk. Erdem'e söyle. Erdem konuşabilir evet miyim de. Ya da evet bana da söyleyebilirsin. Yani ben de şey yapardım. Vallahi üzülmesin de gidip yani bahçede oturmadım bile. Şimdi çift olarak oturduğumuz ya geliyordu. Özmenken alacağım tepkiden korkuyorum, anladın mı? Bizim buradaki ilişkilerimizde, insan ilişkilerimizde birisi bir şey söylüyor. Bak başka birisi bir şey söylüyor. Başka birisi. Önemli olan son sözü söylemek değil. Ne olursun. Ne olur yapma ya. Vallahi çok üzülüyorum size ya. Ya ona da çok üzülüyorum. Sana da çok üzülüyorum. Ama yaptığınız bitti. Ya ne olur dargın kalmayın bundan sonra. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz ya? Değerli herkes birbirine görsün be. Tankut'u mutlu olamıyorum ben. Ayça. Keşke bunu Emre'nin karşısında yapabilsem. Ya onun yanına gelince kal geliyor, yapamıyorum ya. Korkuyorum vereceği tepkiden, anladın mı? Çok hayır, sinirlenecek. Korkmuyorsun. Acaba kalmıyor. Sevdiğin insanın karşısında ağlamak acizlik değildir. Bir ağladım kere bunu kaç anla kere ben biliyorsun. Tamam bu acizlik değil. Yani git yalvar dizlere yani kapan gerekiyor. Yani önceden yap yani bunları. O gün yapacaktım da yapamadım. Tamam o gün yapmadın, şimdi yap o zaman. Yap yani. Eğer seviyorsan yap. İnsanlar bu şekilde, bak ben de dahil olmak üzere, İnsanlar bu şekilde senin oynadığını, başından beri Emre'yi sadece görsellik olarak kullandığını düşünüyorlar Ayça. Bak gerçekten yapma bu şekilde düşünülüyor. Bunu sen düşünme yani. Bunu Emre düşünüyor. Baştan beri değil sonradan sordum. Ayça'cığım bunu sen düşündürüyorsun insanlara. Bunu insanlara düşündüren sensin. İnternet olayından ben takmıştım Emre'ye. Biliyorsunuz siz de Seda'nın yanında da konuştum. Eve gelmez niye peşine düşmüyorsun? İşte ben ona çok takıldım, anladın mı? Çok mu önemli ya, bırak Allah aşkına. İşleri takip etmiyor, niye resim paylaşmıyor. Bunlara çok takılmıştım, dışarıda içeri yansıttım. Bunlar takılacak şeyler mi? Al işte sen bak bunlara takılıyorsun, resim koymadı diye takılıyorsun. Adamın eski sevgilinin resmine takılmamasını bekliyorsun. Evet, evet. Yani. Çok lütfen haklı. Sen evet evet bir resim paylaşmadı diye takıl. Hmm. Aferin kız sana Melis. Sen bir resim paylaşmadı diye takıl. Adam senin resmen canlı bir resimle görsün.
Yani. Böyle yapmasın. Bencilsin Ayça. O yüzden kendini biraz düşün. Anladın mı? Ben hani hatayı nerede yapıyorum diye bir düşün. Bence anlayacaksın. 28 yaşındasın. Bak benden de 5 yaş büyüksün. Benden daha mantıklı düşünmen lazım. Doğması gereken oydu. İyi bir konuşma yaptın kardeşim. Sağ ol. Ben de zevkle dinledim seni orada hakikaten. Sağ ol kardeşim. İnanmıyorum abi. Yok yani şey savunma ben falan yoksa. Muhabbeti değil benim. Emre ben savunma amaçlı değil. Güzel değilim. Konuşma yaptı çünkü. Hı? Ercan o yani savunma amaçlı değil sadece hani hı? Bir büyü hayat, olaraktan. Hayat konuşması yaptın hayat, abi yani hayatın ilerisi için. Ben bir şey söyleyeyim mi? Sen neye inanmadın? Bak ben şu an onun üzüldüğüne inanmıyorum. Ben de yemin bak, ediyorum. Ağladı bak. Benim omzumda ya yani, tamam. Yani ben üzüntüsünün okay. Emre oldu. Bak ben de o hissi aldım yemin ediyorum. Hayır bak. Üzüntüsünün eser o şey pişmanlık Emre olduğu için falan yanılmıyorum zaten. O da üzüntüdür. O. Pişmanlık duygusu olduğunun farkındayım. Tabii ki de pişman olsun abi. Bunu söyleyeyim yani. Kusura yani. Bakmasın da artık bu ya saatten sonra pişman durum. Olsun bence. Ve onunla yaşayacak biliyor musun? Var. Daha acısı bu. Çok. Yani hiçbir zaman unutmayacak. Bunun pişmanlığını yaşaması acısı gerekiyor var. Tabii ki de. Var. Pişmanlığını yaşamazsa zaten ben onun insani duygular taşıdığından şüphe ederim. Ve söyledim de ben yani. Dedim sen inanılmaz bir insanı kaçırdın dedim. Ya. Yeah. Ben de röpte... Yapabilecek hiçbir şeyim yok artık bu saatten sonra benim. Ona dönecek gibi hiçbir durumum yok. Bitti o iş. O iş çoktan bitti. O zaman konuşmaya da gerek yok yani bence. Fakat bakıyorsun hala bir şeylerin çabasında. Tamam üzülüyor olabilir ama ben inanmıyorum. Üzüleceğini bile bile bir insan yalan söylemez kardeşim. Dop doğru bir yolda yürüdüğün adama bugün yalan söylüyorsan... Onu kaybetmeye zaten gün, göz almışsındır ya. Her şeyi yaparsın. Yeah. Ya. O yüzden beni istemiyorum. İşte, o senin insanlığından dolayı, o çok önemli üzüldüğünden şeydi, dolayı, bizi o çok... sevdiğinden dolayı gidip konuşmuşsun. Sana kızacak bir şeyim yok. Sana kızmıyorum ama ben ona inanmıyorum. Kızlar evinde Ayça'yı yalnız görünce yanına gidip bir konuşma yapma ihtiyacı duydum. Ve gerçekten de Ayça'nın pişman olduğunu anladım. Bence... Herkesin ikinci bir şansa ihtiyacı var. Durum ne olursa olsun. Neyse olur, sen yeter ki sen kız neyse olur.